Evet, eski başbakanlardan Bülent Ecevit efendim vefatının 16. yıl dönümünde devlet mezarlığındaki kabri başında anıldı. DSP ve CHP heyetleri Ecevit için dua etti burada ve mezarına da karanfiller bırakıldı. Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Beyaz güvercini, kasketi, mavi gömleği, Türk siyasetinin karaoğlanı. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit vefatının 16. yıl dönümünde unutulmadı. DSP ve CHP heyetleri Ecevit'in devlet mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Demokratik sol düşüncenin kuramcısı, onursal genel başkanımız, başbakanımız Bülent Ecevit'i kaybetmemizin üzerinden tam 16 yıl geçti. Bizlere emanetin olan Demokratik Sol Partimizi halkın umut kapısı olarak daima açık tuttuk. Tutmaya da devam edeceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ecevit'in vefat yıl dönümünde bir anma mesajı paylaştı. Yaşamını sevgi ve hoşgörüyle özdeşleştirmiş değerli siyaset ve devlet adamı, ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen diyen, Kıbrıs'ın Fatihi, Türkiye'nin karaoğlanı, genel başkanım Bülent Ecevit'i rahmet ve özlemle anıyorum ifadelerini kullandı.